Merhaba dostlar. Bu bölümümüzde Kwang Yang Motor Company, yani herkesin bildiği ismiyle Kymco'nun DTX 360 modeliyle birlikteyiz. Kymco 1963 yılına kadar Honda'ya motor üretimi yapmış bir firma. 63 yılında Honda ile yollarını ayırıyor ve 1970 yılı itibariyle de X scooter'ını üretmeye başlıyor. 2021 yılı itibariyle de yıllık 570 bin adet araç üretim kapasitesine sahip bir firma haline geliyor. Şimdi gelelim bugünkü konuğumuzla olan DTX 360'ın hikayesine. DT 360 aslında downtown, yani şehir merkezi kelimelerinin baş harflerinin kısaltılmasıyla oluşturulmuş. Biliyorsunuz Kymco'nun bir downtown 350 modeli var. Yani bakmayın dostlar, birisine 350 demişler, buna da 360 demişler. Ama üzerinde kullanılan motor 320 cm küp hacminde, 29 beygir ve 30 Nm de tork üretiyor. Şimdi dostlar, DTX 360'ın teknik özelliklerine bakacak olursak, az önce de bahsettiğimiz gibi üzerinde 320 cm küp çapında 4 zamanlı tek silindirli su soğutmalı bir motor kullanılmış. Bu motor 7250 devir dakikada 29 beygir gücü güç üretirken 5750 devir dakikada ise 30 Nm tork üretiyor. Scooter üzerinde kullanılan fren sistemine baktığımızda ise önde ve arkada ABS ile güçlendirilmiş diskli fren sistemini görüyoruz. Yine süspansiyon sisteminde baktığımızda zaman dostlar, önde teleskopik çatalları, arkada ise 2 adet sağa ve sola yerleştirilmiş amortisörleri görüyoruz. Amortisörler ayarlanabilir özellikte değil maalesef. Yine motosikletin tekerlerine baktığımız zaman dostlar, önde 120'ye 80 14 inç, arkada ise 150'ye 70 13 inçlik teker yapısını görüyoruz. Üzerinde kullanılan lastikler ise maalesef bizim çok sevmediğimiz ve ismen de biraz soğuk gelen CST marka. Yine hem yol hem arazi özellikli iddiasında olan bu scooter modelinin 194 kilogramlık hafif denemeyecek bir ağırlığa sahip olduğunu da belirtelim. Şimdi dostlar, motosikletle ilgili temel teknik verileri sizle paylaştıktan sonra bundan sonrasını motor üzeri sohbetimize bırakalım diyorum. Hem motosikletin birlikte bir sürüş testini gerçekleştirelim, hem de motosikletin sürüş hissiyatlarını ve diğer özelliklerini bu sürüşümüz esnasında sizle paylaşalım. Evet dostlar, videomuzun başında da bahsetmiş olduğumuz gibi bir dostumuzun motoru olan DTX Kymco DTX 360'ı bugün test edeceğiz. Yol testimize başlamadan ilk çalıştırmayı ve bu aşamada neler yapıyoruz, bunları da sizlerle paylaşalım istedim. Öncelikle şuradaki marş butonuna bir kere basıyoruz. Evet, bu kilitli olduğunu gösteriyor. Bir daha basıyoruz. Şu anda açıldı. Ve direksiyon kilidini bu şekilde açtık. Hemen orta sehpadan motorumuzu indiriyoruz. Yan ayaklığı aldım. Şöyle motorumun üzerine geçiyorum direksiyonu kilitlemek için. Şu şekilde kilitliyorsunuz direksiyonu. Bir kere bastığınız zaman, kırmızıya geçtiği zaman kilitlendi artık. Motosikletten uzaklaştığınız andan, anahtarsız çalışma olduğu için uzaklaştığınız andan itibaren de kendini tamamen koruma altına alıyor. Şimdi çalıştıracağız. Bir kere bastık. Mavi yandı. Şöyle açtık. Evet, güzel bir ekran karşıladı bizi. Oldukça büyük bir ekran. Yani böyle yakını göremeyen dostlarımız için böyle koca koca yapmışlar. İşte elektrik şeyi, benzin göstergesi, hararet göstergesi, biraz çalıştırdım ben bunu. Onun için hararet göstergesi ortada. Saati, kilometre göstergesi var. Devir saati ve yine hız göstergesi de burada. Şimdi ayaklığımızı kapatıp şöyle, şu key switch de şurada. Onu da hemen marş butonuna gelip, evet, şu şekilde çalıştırdık. Farlarımız da yandı bu arada. Çalıştırma bu şekilde. Yakıt kısmını açabilmek için şu şekilde, bakın istobette bu arada, açıyorsunuz şurayı. Açabiliyorsunuz. Arkayı selenin altına açmak içinse hemen şöyle gösterelim. Şöyle. Şu şekilde de çevirince de sele altı bölümü açılmış oluyor. Yine amortisörlü bir yapı var sele altında. Çift kilit sistemi var sağda solda kilitlemesi için. Hemen bastırıyoruz. Şimdi bu sonradan monte edildiği için biraz burada bir
sürtme olayı var. Evet, şu anda kilitlendi dostlar. Evet dostlar, şurada güzel bir şey yapmışlar. Bir USB girişi var, bağlantı noktası var. Buraya kablosunu bağlayıp işte şöyle, mesela bu dostumuz şöyle bir şey yapmış, bir telefon tutacağı gibi. Şuraya bağlayıp hemen şuradan da telefonunuzu şarj edebiliyorsunuz. Görsel olarak da gayet güzel baktığınız zaman şu şekilde. Şöyle gösterge bize neler gösteriyor? Saati var, yine ne var, kilometresi var. Şuradan traction kontrolü açıp kapatabiliyorsunuz. Şu bölümden, şu açık kapalı, açık dursun. Ondan sonra cima. Şuradan da şu düğmelerden de ne var? Trip, odometre. 1866 kilometrede daha motosiklet, 77 kilometrede tribi var, trip sıfırlama var. Yakıtımız full zaten. Şöyle bakalım. Ya başka da bir özellik yok göstergede dostlar. Yani baktığınız zaman çok temel şeyler var. Bir akü voltajı var. İyi, güzel olması iyi olmuş. Ama onun dışında da hani gösterge güzel ama basit. Basit, göze hitap ediyor. Ama oldukça basit bir göstergesi mevcut motosikletin. Şimdi motorla ilgili ilk kullanım hissiyatlarımız şöyle dostlar. Tabii ki yayınımızın başında da söylediğimiz gibi hani 360, TX 360 diyoruz motorun ismini ama aslında 320 cc'lik ve yine Kimco'nun Downtown 350 modelinde de kullanılan 320 cc'lik 30 Dv'luk ve 29 beygirlik beygir gücünde gücü sahip olan bir motor üzerinde var. Bu tabii ki 250 cc'lik motorlara göre bu tork ve beygir gücü oranı motora oldukça atak bir yapı kazandırmış. Yani çok hafif bir gazlamayla gücü hissedebiliyorsunuz. Hani hızlanmasından bunu hemen anlayabiliyorsunuz. Dolayısıyla ilk etapta motorun gücüyle ilgili dikkatimizi çeken özelliklerden bir tanesi bunun olduğunu söyleyebiliriz dostlar. Frenler gayet güzel. Yani çok hafif bir dokunuşla hızlıca sizi motosiklet yavaşlattırıyor. Şu önde camımız var. Bu cam normalde kısa. Ama bu orijinal, yani daha sonra opsiyonel olarak alabileceğiniz bir cam. Daha uzun bir cam. O tabi bize uzun yolculuklarda rüzgardan etkilenmeme avantajı sağlamış oluyor. Orijinal olarak da bunu temin edebiliyor musunuz? Dostumuz, motorun sahibi bu camı sonradan taktırmış ki kendisi aktif olarak şehir içinde bu motosikleti kullanıyor. Yoğun olarak kullanıyor diyelim ki... Aslında her ne kadar arazi özellikli scooter lansmanıyla çıkmış olsa da bu motosiklet aslında hani İstanbul gibi şehir içerisinde hoplayıp zıplayabileceğiniz bir motosiklet. Çünkü hani bir scooter ne kadar arazi özellikli olabilir ki düşündüğünüz zaman, hani sonuçta bir XADV değil bu. Dolayısıyla aslında hani alacakken öyle bakmak, ya ben bunu alırım da arazi yaparım hafta sonu falan diye bakarsanız bence hata etmiş olursunuz. Bakın bir anda hızlandık ve çıktık yani. Şöyle şurada hızlanalım mesela. Gerçekten sizi alıp götürüyor yani. Çok atak bir motor. Anında gidiyor, hızlanıyorsunuz vallahi. Ya burada şu noktada bir aynalarla ilgili bir şey söylemek istiyorum. İşte dünden beri bu aynalara çok ısınamadım dostlar. Hani buraları evet gösteriyor ama çok hafif de arkamda kim geliyor? Arkamda bu araç var mı yok mu? Göremiyorum maalesef. Bir. İkincisi çok sert yapmışlar aynanın ayar kısmını. Hani normalde rahat ayarlanabilir tarzda olması lazım. Çok sıkı. Hani böyle yolda giderken falan ayarlayayım derseniz mümkün değil, ayarlayamazsınız. Onu söyleyeyim. Dolayısıyla ben bu aynaları aslında eksiler arasında saymak istiyorum bu motosikletle ilgili. Çok ısınamadım, sevemedim. Böyle bunu söyleyeyim dostlar, aynalara. Evet, gördüğünüz gibi hemen hızlıca sizi kurtarıyor.
cam olmasına rağmen şu üst kısımda bayağı rüzgar alıyorum. Dolayısıyla şuna ikinci bir deflektör gerekiyor dostlar, rüzgardan etkilenmemek için. Oldukça stabil bir motor. Süspansiyonlar olarak anladığım kadarıyla sert süspansiyonlara sahip. Bu da stabiliteyi sağlıyor. Frenler gayet iyi. Gerçekten kuvvetli frenleri var. Ön arka disk ve ABS'li. Şu gidon yapısı da sizin, yani o yüksek ve size yakın bir gidon yapısı var. Bu da hani böyle işte adventure tarzı scooter diyelim. O hissiyatı size veriyor. Yani çok rahat tutup dik oturuş pozisyonunda motosikleti rahat kullanabiliyorsunuz. Yani hızlanması falan müthiş ya. Şu an 130'dayız. Anladığım kadarıyla ağırlık merkezi de yere yakın. Dolayısıyla bundan dolayı da oldukça dengeli bir motor. Bunu söyleyeyim. Hani bir kafa sallamaydı, savrulmaydı, o tarz bir şey hissiyat vermedi şu ana kadar bana. Şu an mesela kaç, 130'da gidiyorum. Süratlere çıkıyor ve o süratı kesinlikle size hissettirmiyor. Yani şu göstergeye bakmazsan bu süratte olduğunu mümkün değil anlayamazsın. Tam bir şehir içi canavarı diyebiliriz bu motor için. İlk izlenimleri olumlu motosikletin çekişi ve gücüyle ilgili olarak. Tek takıntım şu aynalar. Hele bu sağ ayna yok abi. Zaten dostumuz da şu aynaları bayağı bir yukarı kaldırmış. Anladığım kadarıyla o sıkıntıyı yaşadı. Ondan dolayı şu şeyler de bakın böyle boşta. Lastikler. Şuradaki koruma lastikleri. Şu sinyali de beğendim. Yani şöyle bastırmak zorunda kalmıyorsunuz. Ortaya bir düğme yapmışlar. Ona basınca kapatıyor. Şöyle itiyorsun geri geliyor. Güzel. Sinyal büyümesini de beğendim dostlar. Motosiklet üzerinde kullanılan lastikler CST marka. Hani klasik ismen insanlara uzak gelen, soğuk gelen CST andıran, Türkçe'de CST çağrıştıran, Türkçemizde CST çağrıştıran lastik markası CST marka lastik var. Naylon özellikli. Dolayısıyla yani kuru havalarda belki tutuşu iyi olabilir ama yağışlı havalarda oldukça dikkat etmek gerekiyor. Bu motosikleti alacak dostlarımıza naçizane tavsiyem lastiklerini değiştirmeleri yönünde olabilir. Ki hani motosikletin sahibinden de aldığım geri bildirimde yağmurlu yağışlı havalarda oldukça kaygan bir karaktere sergilediğini, bir karakter sergilediğini söyledi lastiklerin bana. Dolayısıyla hani benim daha önceki motor tecrübelerimden de, CST ile ilgili tecrübelerimden de gerçekten yağışlı havalarda bu lastiklerle dikkat etmek gerektiği yönünde. Onu da bu noktada hatırlatmış olalım dostlar. Şimdi tabii motor oldukça, yani sınıfına göre, bir skutura göre oldukça ağır bir yapı sergiliyor. Yani 194 kilogram gibi bir skuter için oldukça bir ağır bir yapısı var. Bunu da zaten aslında hissediyorsunuz. Bir de tabii ki 80 santimetre yüksekliğinde sele ile birlikte birleştirdiğiniz zaman bu ağırlığı durma noktasında parmak ucu pozisyonda ben ancak motosiklete hakim olabiliyorum. İşte 1.77 benim boyum. Dolayısıyla bu noktada evet sert amortisörler. Bakın bu çukurlarda ve tümseklerde hissediyorsunuz. Ama tabii sert olması stabiliteye de fayda sağlamış oluyor. Dolayısıyla dostlar hani motora hakim olma noktasında biraz güçlük yaşatabiliyor. Ya da olduğu yerde işte ileri geri mesela stop durumunda hareket ettireceksiniz. Oldukça ağır bir yapı sergiliyor motosiklet.
Ama şu olay çok müthiş ya. Acayip esnek ve hiçbir şey vermiyor size. Hani bu ağırlık noktasının aşağıda olmasından zannedersen dediğim gibi kaynaklanan bir durum. Çok kıvrak, çok esnek ki bu trafikte size oldukça büyük bir avantaj sağlıyor. Daha güvenli lastiklerle birlikte motosikletin sürüş karakteristiği gerçekten çok kuvvetlendirilmiş olur diye düşünüyorum dostlar. Yani fren, güç, ağırlık merkezi, denge, bunların hepsi güzel olarak birleştirilmiş motorda. Dolayısıyla oldukça şehir içinde büyük bir avantaj size sağlamış oluyor. Yine şurada şu marş düğmesi yukarı doğru kaldırdığınız zaman hemen dörtlüler yanıyor. Bu da ilginç bir özellik dostlar. Yani bilmiyorum görebiliyor musunuz ama şu an bakın parmak ucuyla zor kumanda edebiliyorum motoru. Bir de geniş sele. Dolayısıyla işte ağırlık, yükseklik ve genişlik, selenin genişliği, motorun ağırlığı ve sele yüksekliği, bunların hepsi birleşince, arkayı göremiyorum arkadaşlar, şöyle mi baksak? Bunların hepsi birleşince dostlar, işte bu durma noktalarında falan motora hakimiyet biraz zorlaşıyor gibi. Dolayısıyla boyla ilgili sıkıntı olan dostlarımızda problem yaratacaktır diye düşünüyorum bu özelliğin. Oturuşu rahat, diz mesafesi gayet iyi. Herhangi bir sıkıntı yok, onu söyleyeyim. Şöyle de olabilir, şöyle de olabilir. Herhangi bir problem yok dostlar. Sele sert ama şu ana kadar rahatsız etmedi. Onu söyleyeyim dostlar. Şu olayı çok sevdim yalnız ha. Hop hop. Müthiş kıvrak. Müthiş müthiş. 12 litre deposu vardı. Motosikletin. Dolayısıyla yine motosikletin sahibinden öğrendiğimiz kadarıyla bir depo benzinle aşağı yukarı 230-240 kilometre civarında bir yol yaptığını söyledi. Yani 4,5 litreler civarında anladığım kadarıyla bir yakışı var. Evet, arka ABS özellikle sıktım devreye girsin diye hızlıca devreye girdi. Ama motosikleti de durdurdu. Kütükler güzel. Kütükleri beğendim. Böyle fonksiyonel şeyler yapmışlar. Şu güzel. Yani uzun selektörlüğümüz artık şu motorlarda arıyorsunuz. Benim Afrika'da ikide bir ya şöyle basacaksın ya buradan tık 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 sert ama şu çok pratik uzun için. O anlamda güzel. Kornaya basalım bakalım. Bir ince tiz bir sesi var. Güzel. Yani sevdiriyor motor kendini. Motosiklet, scooter, DTX 360, kullanım tarzıyla, esnekliğiyle kendini sevdirdi bana şu an itibariyle. Bu selenin yine beli destekleyen bir bölümü var. O da hoş. Şu an tam böyle bel bölümünü destekliyor dostlar. O bölümü de, onu da sevdim. Onu da söyleyeyim bu aşamada. Evet, omuzlar falan oldukça rüzgar alıyor dostlar. Yani cam tamam okey yüksek ama çok sizi rüzgardan korumuyor işin açıkçası. Sen lastiklerde bir kafa sallama yaptı şu an viraja girdiğimde. Bir dengesizlik var ön lastikte tahmin ediyorum. Bakalım solda yapıyor mu? Güzel yatıyor ha. Yani scooter için gayet başarılı. Valla scooter gibi değil de böyle
var, motor kullanıyormuşuz gibi. Hiç şey yok, virajlara falan giderken oldukça güvenli gidip çıkıyor virajlara. Bu süratlerdeki gerçekten şu an hani yarım gaz 120'lerde falan gidiyoruz. Çok gaz açmadan da sizi 18 lira çıkarabiliyor. Yani şu an mesela 120-121 bekliyorum. Şöyle. Yani bunun şanzımanın da CVT değil de normal şanzımanlı, ıslak şanzımanlı, ıslak debriyaj sistemli yapsalarmış herhalde, hani DCT tarzı bir şanzıman olsaymış motoru tutmak mümkün olmazmış gibi geliyor bana. Evet, şurada bir gazlayalım bakalım. Şimdi şu süratlerde titreşim başladı koltukta doğal olarak. Ama gerçekten çok hızlıyız şu anda yani baktığımız zaman. Çok rüzgar alıyor. Onu söyleyeyim dostlar. Yani şu cam, şu kısmı, şu, bakın şuralarda vuruyor. Şu omuzlara maalesef alıyorsunuz. Camın yapısından dolayı tahmin ediyorum. Evet dostlar, yine şurada bir bölümü var. Kabı var. Şuraya basıyorsun. Burada da yine bir USB çıkışı olması lazım. Yanlış hatırlamıyorsam. Şimdi bu motosikleti kimlere tavsiye edebiliriz dostlar? Bir kere şehir içinde, yoğunluklu olarak şehir içinde motosiklet kullanıyorsanız, yani ulaşım amacıyla sağa sola kaçmaya, günlük işlerinizi halletmek için motosiklet, scooter tarzı motosiklet kullanıyorsanız bu motor size göre olabilir. Esnek değil de işte hani adventure yapısıyla sağa sola girme çıkmalarda rahat ettirir sizi. Yine motor gücüyle hızlı ulaşımınızı sağlar, trafikten ve tehlikelerden kolay kaçmanızı sağlar torkuyla beraber. Motosiklet size göre olabilir. Onun dışında yine hafta sonları şehir, yakın şehir civarında gezmeye, tozmaya, işte bugünkü gibi bizim şu an yapmış olduğumuz sürüş gibi doğaya kaçmak için kullanabilirsiniz bu motoru. Keyifli. Hatta arçınızla beraber kullanabilirsiniz. Güç itibariyle sizi üzmeyecektir. Çok uzun yollar olmasa bile yakın çevre gezileri, işte Bursa'ya kaçayım, ne bileyim İzmit'e, Sapanca'ya kaçayım. Yani bunu ben tabii İstanbul için söylüyorum. Hani şehir dışında, İstanbul dışında olan dostlarımız da öyle kendilerine bir rota çizebilirler. Bu tarz yerlere kaçmaya, yerlere gideyim, kamp atayım biliyorsanız yine bu motosiklet size göre olabilir. Bunlara hizmet edebilir. Ama hani uzun yol gidecekseniz şu cam okey, ama maalesef yani şurada şu an ya. Bütün hissediyorum yani vücudumda rüzgarı. Aması var. Aynalar eksi. Cam uzatmışlar. Aslında kısa bir cam var. O eksi. Onu da söyleyeyim. Şu ana kadar kullanımımızdan. Sele güzel. Sele artı verebiliriz seleye. Boy avantajı sıkıntı, eksilerde sayılabilir. Hani geniş sele 80 santim ve geniş olması boyla ilgili sıkıntı yaşayan dostlarımızda problem olabilir dostlar. Onu da yine hani yükseklik ve genişlik olarak ve de ağırlığı tabii ki motosikletin eksilerde, bu yönden eksilerde sayılabilir. Ama stabilite açısından, ağırlık dengesi açısından artılarda sayılabilir. Esneklik, yani çok mükemmel bir esneklik var motorda. Hani lastikler CST dedik, ıslak zemin tutuşu zayıf ama şu ana kadar hani bir herhangi bir sıkıntı bize hissettirmedi. Evet dostlar, şimdi motosikletimizi şöyle bir tanıdık buraya kadar olan sürüşümüzde. Aydınlatmalarının full LED olduğunu söyleyelim bu noktada. Full LED aydınlatma var. Önler, arkalar, stoplar, sinyaller LED olarak konumlandırılmış.
motosiklet üzerinde. Ondan bahsedelim. Tabii en önemli olan konu ne? En önemli olan konu bu motosiklet. Bu güzel motosikleti kaç paraya alabiliyoruz? Evet, güzel mi? Güzel. Hem şehir içi hem yakın çevre gezileri için ideal bir motor, güçlü bir motor. Şimdi Kasım 2021 yılı itibariyle dostlar, yine bu motosikletimizin fiyatı 89.900 lira. Yani baktığımız zaman 320 cc'lik bir motor, bir scooter almış oluyorsunuz. Tabii bu fiyata bu motor değer mi değmez mi, onun değerlendirmesini artık sizlere bırakıyoruz dostlar. Evet dostlar, Hayat Motorla Güzel kanalı olarak bugün sizler için Kimco'nun DTX 360 modelinin bir incelemesini ve sürüş testini gerçekleştirdik. Ve bu motosiklet bize neler hissettirdi, ne gibi özellikleri var? En azından bu motosikleti almak isteyen dostlar için kılavuz olması amacıyla sizlerle paylaştık. Bu ve benzeri videoların devamı için lütfen kanalımıza abone olmayı unutmayın diyoruz. Ve bundan sonra yayınlanacak bölümleri kaçırmamak adına da bildirim uyarılarını açmayı unutmayın. Tabii ki videomuzdan çıkmadan önce de beğeni butonuna basmayı unutmayın dostlar. Hayat motorla güzel, motorla kalın, hoşça kalın. Yeni bir bölümde görüşmek üzere.